Hadi kız, kuramadın mı daha kamerayı? Az kaldı, bitti bitiyor. Sen ezberini yaptın mı? Ay, su gibi hem. Ya Asu da bir izlese şu deneme çekimini. Kesin diyaloglu bir rol alacağım ama işte. Bu defa profesyonel gidiyoruz kızım. İzleteceğiz bak, görürsün. Hem zaten öncekileri cep telefonuyla çekmiştik. Kadın bizi neden ciddiye alsın? Hah, oldu bu. Hadi çekelim. Kız, ya bir şey oldu mu yoksa? Ay Tayfur gebertir beni, emanet alet. Tayfur mu gebertecek? Çocuk gitti senin ısrarla makine aldı. Yetmedi, 3 aya kaldırdı. Aptala aşık. Kırsan gıkı çıkmaz garibim. De, kırmayalım mümkünse. Buluruz başkasını. Bak bu sefer bir kere de çekip bitiriyoruz, tamam mı? Daha tanıtım aşamasını geçemedik, darlandım. Merhaba, ben Yelda Özen. 91 doğumluyum, İstanbul'da yaşıyorum. Bir süredir kardeşimle birlikte filmlerde ufak tefek figürasyon yapıyoruz. Birazdan o da size kendini tanıtacak ve beraber romantik komedi filminden bir sahneyi canlandıracağız. Ki figürasyonda da yer almıştık. Merhaba, ben Selda Özen. Ben de 91 doğumluyum. Yelda ile ikiziz. Yeteneğimizi gösterebilmek için bize bir şans verilmesini istiyoruz. Evet, başlıyoruz. Hayırdır aşkım? Banka mı soydunuz ya, nedir? Bugünlerde ev karışık. Abim kırmızı görmüş boğa gibi. Ekstra ekstra dikkatli davranmak zorundayız. Bir yakalanırsak bitirir bizi. Biz derken seni de kastediyorum. Ya bir izin vermedin gitti Yelda. Yani şunu usulünce konuşayım Musa'yla. Kızım bak, başkasından duyması racona ters. Ya canımın içi, çok yanlış bir zaman. Bak vallahi abim godili. Hayır, sana bir şey yapacak, ondan korkuyorum. Bu film işi nasıl gitti? Kamera güzel değil mi? Yani işinizi gördü. Gördü, gördü. Vallahi bence bu sefer süper oldu. Senin şu çoğalacak arkadaşına götürelim şimdi. 5 tane yapsın bize. Oradan da ajansa gideriz. Bu defa Asude Hanım'a falan direkt elden vereceğiz. Yalnız ben dükkanı Çeto'ya sattım geldim. Yani öyle çok vaktim yok. Patron gelmeden benim gitmem lazım. O zaman gaza bas bir tanem. Bizim de bir an önce eve dönmemiz lazım zaten. Efendim, biz sizi de anlıyoruz. Randevusuz olmaz diyorsunuz ama uğraşıyoruz, uğraşıyoruz. Randevu vermiyorsunuz. Nazlı, görüşme bitinceye kadar telefon bağlama. Asu havaalanına vardı mı? Haberleşmedim efendim ama varmış olması lazım. Uçağı 2'deydi. Tamam. Duydunuz hanımlar, Asude Hanım şehir dışında. CD'leri bana bırakın, ben geldiğinde kendisine iletirim. İzler, isterse çağırır. Biz kaç ajansta gördük, atıyorlar o CD'leri çöpe. Biliyoruz biz bu işleri. Ne zorluklarla çektik biz bunu, ne olur. Arada kaynamasın, emek yani bu da. Çok işim var, daha fazla size vakit ayıramayacağım. İster bırakın, ister bırakmayın. Karar sizin. Gün gelecek bu tavrından pişman olacak. Bunun gibiler yüzünden bu ülkede ne kadar yetenek heba alıyor biliyor musun sen? Neyse, en azından Mete Bey burada. Bari onu bekleriz biz de. Ne yapıyorsunuz? Mete Bey'in toplantıdan çıkmasını bekleyeceğiz. O da ortaklardan biri değil mi? Yasak değil ya. Çattık ya. Asude Hanım. Ne? Bu hanımlar sizinle tanışmak istiyordu. Merhaba Asude Hanım. Selda. Yelda. Asude Hanım, ne zamandır sizinle tanışmaya çalışıyoruz. Muhteşem bir CD hazırladık. Size sadece bir 5 dakika ayırırsanız hiç pişman olmayacaksınız. Gerçekten. Ben de tanıştığıma memnun oldum şekerim. Beril. Yeni kayıtlardan Beril sorumlu. Ay Aslı. Yarın mı gelsek biz? Olur. İyi günler. Bizimle uğrayacağız nasıl olsa. İyi günler.